Başkanım, ne yazık ki böyle Büyükçekmece Tepecik Spor'un ismi böyle kötü olayla anıldı ama hani ben sizinle böyle daha böyle şey bir program yapmak isterdim, böyle Tepecik Spor üzerine böyle futbol konuştuğumuz bir program yapmak isterdim ama kısmet böyleymiş. Evet. Önce bir başkanım hali hatır sorayım. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Sağ olun. Allah razı olsun işte. Ne yapalım? Bildiğiniz gibi işte futbolla beraber işte ilk yarının son maçını işte Tarıca Gençler Birliği ile oynadık. Şu anda pazartesi gününe kadar bir izin verdik. Pazartesi günü top başı yapacağız. Tabii ki az önce dediğiniz gibi Büyükçekmece Tepecikspor'u böyle anılmasını ben hiç istemiyorum ama talihsiz bir maç oldu diyelim. İlerleyen şeylerde anlatacağım nasıl olayın olduğunu şeyini bir de anlatacağız tabii ki. Başkanım, ben şimdi bilmeyenler için bir özet geçeyim. Hani siz de benim bir hatam olursa düzeltin, olur mu? Tabii. Şimdi iki kulübün de sosyal medya hesaplarından yapmış olduğu paylaşımları inceledim. Tam olarak şöyle bir şey gördüm. Maçın uzatma dakikalarında Darıca Gençler Birliği hücum yaparken top taça çıkıyor. Doğru mu, değil mi? Doğru, Topun doğru, taça çıkıp çıkması konusunda hakemin vermiş olduğu tartışmalı bir karar var. Yani benim gözümle, hani ben böyle vicdani olarak değerlendirdiğimde, taç kararının Tepecik Spor'a verilmesi gerekiyorken Darıca'ya verilmiş gibi bir algım var benim. Şimdi orada değildim, çekim de çok iyi değildi ama hani sanki orada bir hatalı karar var gibi. Devamında topun çıktığı yerle taçın kullanıldığı yer arasında da bir 3-4 mesafe var. Pozisyonun devamında da gol oluyor. Golden sonra da ortalık birbirine giriyor anladığım kadarıyla. doğru. Başkanım, sizden bir dinleyelim. O anda neler yaşandı? Sonrasını da burada benim önümde çok soru var. Bakalım nasıl program bizi bekliyor. Siz bir o anları anlatın. Siz stadyumda Şimdi protokoldeymişsiniz öğrendiğime göre. doğru. Protokoldeydir. Doğru. Şimdi bunu buradan üstelik de söylüyorum. Yani ben 20 yıldan beri Türk futboluna hizmet eden bir kulübün başkanlığını yürütüyoruz. Uzun yıllardan beri kulübün başkanlığını yürütüyoruz. Biz çok kulüplerle hep kardeş kulüp, hep dostane bir şekilde bu zamana kadar hep devam ettik. Mesela Tarıca Gençler Birliği bu sene ilk defa Tarıca Gençler Birliği'nin aynı ligde yani ikinci grupta mücadele ediyoruz. İlk senemiz. Şimdi Tarıca Gençler Birliği tabii ki köklü bir kulüp. Çınar Ağacı işte dün akşam da bu programda işte başkanı da ben dinledim. Bizim kulüple ilgili bir sorunumuz yok. Az önce sizin dediğiniz gibi taça çıkan bir topu yani Darıca Gençler Birliği'nin bir futbolcusundan top taça çıkıyor. Ve bizim yedek kulübesinin de önü ve dördüncü hakem ve orta hakemin de yani yakın mesafede olan bir pozisyon. Burada şimdi top taça çıkıyor. Tarıca Gençler Birliği'nin futbolcusu topu alıp bizim oyuncuya Beden hareketlerinden de öyle anlaşılıyor başkanım. Yani rakibe verecek gibi ama bakıyor hakem topu onlara işaret vermiş, o da ediyor. hızlı kullanıyor. Evet. Evet. İşaret ediyor. Çocuk hızlı bir şekilde taçı kullanıyor. Tabii ki pozisyon gereği kaleciyle karşı karşıya kalıyor. Top Yani kornere çıkıyor, korner gol kornere oluyor. çıkıyor. Şimdi bu tabii ki burada bizim yönetim olarak yani bizim yedek kulübemiz olsun, işte bizleri protokoldan olsun, orada maçı seyretmeye gelen işte Darıca Gençler Birliği'nden 20 kişi, onlardan 20 kişi bizden yönetim olarak orada maçı seyrediyoruz. Bizim de orada öyle bir tepkimiz oldu. Ama yani biz şimdi hakemlerle bunu yanlış görebilir. Biz şimdi her şeyi hakemlerin üzerine yüklemek istemiyorum. Yani bu alışık oldu artık. Onun için bu pozisyondan dolayı bu olaylar oldu. Yani ben Büyükçekmece Tepecikspor kulübü olarak, yönetimi olarak ben bak bu olaylarla ilgili Tarıcaspor yani Tarıca Gençler Birliği kulübünden yani şahsım olarak ben özür diliyorum. Bize yakışmayacak bir olaylar oldu. Ama bu olayların akışını ilerleyen şeylerde sizinle paylaşacağız. Yani olmaması gereken olaylar. Bunları devam ettireceğiz. Sıkıntı yok orada. Sevgili Haluk Başkan. Başkan, özürden fazlasını bekliyorum hocam.
başkanım. Şimdi, yani... şimdi o konulara gireceğiz tabii. O gireceğiz, Arif Başkan'ın gireceğiz. konuşmalarını biz de onlara karşılık cevap vereceğiz. Ama gerçekten ben üzüldüm. Ama şimdi dün o sizin yapmış olduğunuz o Arif Başkan'la ki programda mesela o köründüler var ya, köründüler, onların vermiş olduğu köründüler. Ama öncesi yok değil mi başkanım? İşte o öncelerini de orada benim kalecime, maç bittikten sonra benim kalecimin üzerine kale arkasından top toplayıcılar, yedek kulübesinin 7-8 10-11 kişinin benim kaleciye yüklenmesi, onlar var mı? Ama onlar bizde var. Başkanım, sizin paylaştığınız videonun da öncesi yok sanki. Sağ içinde insanlar var. Hani daha öncesinin kaydı yok mu o konuyla ilgili? Var, hepsi var. Hepsi var. Keşke biraz daha öncesinden paylaşsaydınız başkanım. Yarıda başlıyor. Ya doğru. Yani olabilir ama şimdi onlar kendilerine göre bir kesinti yaparak bunu paylaştılar. Bizim basın arkadaşımızdan yapılan, yani başladığı mesela pozisyonun benim hakem düdüğü çalıyor. Benim kalecimin üzerinde kombila orada yedek kulübesi. Ha belki de sevinmek için mi yaptı? Bizim kaleciye mi yaptılar? Şimdi tam onu da biz göremedik yani orada. Sadece gitmeler müddeler oldu. Sizin videoda da tekme videosu yok, haberiniz olsun bu arada. Ya onu biliyorum. Eleştiri olarak kabul edin. O konuyu da konuşacağız. O konuyu da konuşacağız. O tabii ki o yanlış bir şey. Ben onu hiçbir zaman gasp etmiyorum yani. O Alper Sürücü'nün niye öyle yaptı? Şimdi nedir? Son maçtı. Herkese izin verdik. Pazartesi günü toplanacağız. Biz gereken, yani o futbolcularla görüşeceğiz. Ama ben onu şey yapmıyorum yani. Doğru, bir profesyonel bir futbolcunun öyle bir şekilde yapmasına yani nasıl ben anlam veremedim. Bak 20 yıllık bir profesyonel kulüp olarak camianın içindeyiz. Yani o kadar maçlara çıktım. İlk defa böyle bir pozisyonlu bir maç oldu yani. Yani orada ben o topçularla görüşeceğim. Gereğini de yapacağız zaten. Başkanım, Arif Sürücü'yü, Alper Sürücü'yü siz tanıyorsunuz. Alper özünde nasıl bir futbolcu? Alper Sürücü o gün inanın ki maçtan sonra tabii o şikayetler olduktan sonra işte karakolda, işte hastanede Alper Sürücü daha 1,5 aylık bir baba oldu kendisi. Maalesef hanımı da maçtaydı, biliyor musun? İzmir'e gidecekti. Hanımı da maça geldi, maçtan sonra İzmir'e gidecektiler. Yani ben Alper bu 1,5 sene oldu bizim içimizde yani. Yani kişilikli, efendi, çok iyi bir profesyonel. Yani ben anlayamadım yani. O nasıl, niye oldu, ben ona çözüm veremedim. Bir ama, öfke kontrolü problemi yaşadığını düşünüyor musunuz? Yok, ben ona kesinlikle öyle bir şey düşünmüyorum. Çünkü 1,5 seneden beri bizim camianın içinde. Geçen sene de benden beraberdi. Başarılı bir oyuncu. Ahlaklı bir oyuncu. Yani gerçekten profesyonel bir futbolcu yaşantısı var. Yani şimdi yanımda durduğu için şimdi ben bile şokta oldum. Yani şok oldum yani böyle bir niye böyle bir şeye kalkıştı? Böyle bir şey yok. Yani böyle bir şeyi ben kesinlikle Büyükçekmece Tepespor olarak biz kabul etmiyoruz zaten. Yani bu konuşulacak. O hangi atmosfer orada kali arkadaşına yani yüklenme oldu. Acaba ondan dolayı mı? Yani ben başkanım, skor 1-1 olmuş. Bir taraf sevinçli, bir taraf son dakikada puan kaybetmiş. Şimdi playoff'a oynayan iki takımın da hedefleri var. Adrenalin tavan yapmış. Bir taraf sevinçli, bir taraf. O anda hani futbolcularda böyle 20'li yaşlarda olan oyuncular. Öyle olabilir. Üstünde oyuncu yok. Bir orada bir adrenalin olmuş ama olayların çok büyük olması ne yazık ki 3 oyuncunun kırmızı kart, maçın karakolda bitmesi. Ben şeyi sormak istiyorum. Paylaşılan videolarda bir protokolde gerginlik var. Protokol gerginliğiyle ilgili yorum almak istiyorum. Ya şimdi protokolde tabii ki biz şimdi orada çok rahat, çok düzgün bir maç seyrediyoruz. Yani beraber yani hem Tarıca yöneticileri hem biz oradayız. İnan ki böyle dört dörtlük bir maç. Yani o taç pozisyonuna kadar inan ki yani her şey dört dörtlük. Yani biz gole çıkıyoruz, Tarıca çıkıyor, işte biz orada şey yapıyoruz ama tabii ki o altı numara bizim Alper'in işte o pozisyondan sonra
İşte Tarıcan'ın yöneticileri işte böyle bir futbolcu mu olur, böyle bir, yani bu nasıl bir şey? Ondan dolayı biz ve onlarla aramızda böyle bir ufak tefek bir tartışma oldu ama büyütülecek bir tartışma olmadı yani. Orada zaten o kısa bir şekilde hepimiz dışarıya çıktık zaten. Onda sıkıntı yok yani. O kadar şey olur yani. O atmosferde yani işte o pozisyona inan ki ben de çok üzüldüm yani. Şahsım olarak çok üzüldüm. Yani. Başkanım, sezonun son maçı çok yüksek ihtimal tribünlerde açık olacak. Taraftarların gelmesini istiyor musunuz? Yani Ya emniyet bu bizim konuda yüksek ihtimal bir karar alacaktır zaten. Size kalmaz. Ben az çok biliyorum bu işleri başkanım. ya şimdi Emniyet Darıca taraftarını kabul etmeyebilir bu konuda. Bu konuda da bilgi verelim çünkü altta bununla ilgili çok fazla yorum var. bizim Darıca Gençler Birliği yani taraftarlarla bizim taraftarlar arasında çame olarak bir sorunumuz yok. Ama işte Yani emniyet öyle düşünmez ya başkanım. Yani şimdi emniyet emniyet farklı hareket ediyor. ya şimdi tabii ki emniyet şimdi bu maç aslında bu maç bu gerginlik, bu şikayetler, ben bunlara kesinlikle katılmıyorum. Dün akşam da başkan söyledi yani işte arattırdılar. Ya biz yani arattırdık da yani şikayet olması ve olacağız. Bunun en büyük sorumlusu bizleriz. Ya buradan söylüyorum. Orada Türkiye Futbol Federasyonu'nun temsilcisi, gözlemcileri maç bitmiş. Hakemler soyunma odalarına girmiş. Bizim futbolcular sahanın içinde. Futbolcular kendi aralarında tartışabilir. Ama bizim o alana bizim kulüp olarak yöneticiler ve hem Tarıcan'ın hem bizim Büyükçekmece Tepespor'un orada olmamamız lazımken biz oraya müdahale ettik. Yanlış. Bildiğimiz halde yanlış. Yani bildiğimiz halde oraya biz gittik. Olayı daha çok fişekledik yani. Hem Arif Sahayı Başkan inmemek gerekiyordu, değil mi başkanım? hem Arif Başkan hem ben ve bizim yöneticiler, onların yöneticileri oraya girip olayı daha çok bizler fişekledik yani. Bunu ben buradan açık söylüyorum. Arif Başkan'ın da hak mahrumiyeti varmış galiba. Yani daha Evet. önceki maçlarda Mesela soyunma odasına indiği için. Arif Başkan'ın oraya hiç gelmemesi lazım. Bak Şimdi bir biz ceza oraya da alacak gittik. maalesef. Bak şimdi Arif Başkan, biz oraya gittik. Ben hayran kaldım. Ve orada da yetkili arkadaşlarla da görüştüm. Hayran kaldım Tarıca Gençler Birliği'nin tesislerine, idman sahasına pırıl pırıl. Ama şimdi biz Arif Başkan'ın hak mağlubiyeti olduğunu ben bilmiyordum. Sonra oradan öğrendim. Orada işte kendine bir yer ayarladı. Oradan maçı seyrediyor. Tamam maç bitti. Sizin bu tarafa gelmenizi niye geliyorsun ki? Maç bitmiş. Geç tesisine. Zaten biz de protokoldan çıktık. Araçlarımıza binip devam edecektik. Bu olaylar sahanın içinde olunca, bunlar oraya gelince biz de tabii ki biz de oradaki futbolcu kardeşlerimi teknik ediyor. Onları orada ben bırakamam. Mecbur biz de olayın içine girdik. Bu olay böyle büyüdü, büyüdü, büyüdü. En sonunda emniyete kadar taşındı yani. Keşke olmasaydı. Karakolda bir Keşke tane maç. olmasaydı yani. Bunu ben yani keşke olmasaydı. Yani Karakolda inanın şikayetçi olma durumlarıyla ilgili biraz bir şeyler anlatır mısınız ya başkanım? şimdi Arif orada Arif Başkan bayağı Başkan dedi işte bahsetti. telefondan aradılar. Arandı işte gerçi. Aradık telefonumuza bakmadı. Ya fark etmez. Bakıp bakması önemli değil. Orada yetkili arkadaşlar vardı yani. İki tane güzel kulüp. Tarıca Gençler Birliği, Büyükçekmece, Demetrispor. Yani buna gerekmez. Yani tabii ki bize de bir şeyler söylendi. Biz dedik bir arayalım böyle şikayet megayet olmasın yani. Yani bu nedir? O anda orada özür dileme olmaz. Ben şimdi futbolcular maç biter, herkes gider. Onlar zaten telefonlarla görüşüyorlar. Yani özür dile. Onlar özür dileyecek. Ben niye özür dileyeyim ki? Olayı biz yapmadık ki. Ne Arif Başkan yaptı, ne Temel Eyüboğlu yaptı. Başkanım onlar Futbolcular geldi. Alper Sürücü özelinde hani Ya biraz. Alper Sürücü, bak ben Alper Sürücü'ye benim futbolcumdur diye yani arka çıkmam lazım ama Başkanım orada böyle emniyet önünde fotoğraf da paylaşmak biraz hoş karşılanmadı ne yazık ki. şimdi tabii ki ya orada şimdi onu da ben tamam doğrudur ama futbolcuma ben sahip çıkmam lazım. Şimdi Arif Başkan orada bazı cümleler konuştu. Ben ona yakıştıramadım. Yani onun için
Yani burası Tarıca, yani buradan, ya bunlar gerekmez. Bunları biz 20 seneden beri nerelere girdik, nerelere çıktık, yani biz oraları diyebiliriz. Ama Temel Eyüboğlu da gider, Arif Gülen da gider, Tarıca Spor Kulübü orada, Büyükçekmece Demeci Spor da burada. Bizler gideceğiz. Şamayalar kalıcıdır. Şamayaları birbirine düşman ettirmek istemiyorum. Anladın mı? Biz her yere gittiğimiz zaman karşılanmasını da bilen, bize geldikleri zaman da karşılayanları da biz biliyoruz. Nasıl davranacağım, yani misafirperverliği biliyoruz. Onda bizim sıkıntımız yok. Üzüldük mü? Üzüldük. Şimdi Albert Sürücü bu sene bende sözleşmesi bitiyor. Seneye belki de Tarıca'ya gider. Şimdi Tarıca'da benim bir tane oyuncu mu oynuyor? Ahmet Özer. Yani buradan da ona geçmiş olsun diyeyim. Yani sakatlandı, uzun zamandan beri oynamıyor çocuk. Öyle bir şey yok. Camialar her zaman kalıcıdır. Ben bunu her zaman söylüyorum. Şimdi biraz bana yükleniyorlar başkanım, Arif başkanın cümlelerini konuşsana diye alttan ben biraz baskı yiyorum. Arif Başkan. Kendisi şöyle bir cümle kurdu, onu sormak istiyorum. Alper Sürücü'nün sözleşmesini feshetsin, fesih bedeli neyse ben cebimden ödeyeceğim dedi. Şimdi Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? bir başkana o cümle yakışır mı? Sen Size Büyükçekmece'de kalmış. Yani ben yorum yok. katamıyorum ne yazık ki. Bak Çünkü şimdi altta yok hem değil. Şimdi Tepecikler var hem şöyle. Darıcalılar var. O parasın, öyle bir şey yok. Onu ben zaten kabul etmiyorum. Onu kale bile almıyorum o cümleyi. Türkiye Futbol Federasyonu bize 15 tane tosya gönderdi. Savunma gönderdi. Onları da Türkiye soracağım başkanım, evet. Biz Arbel Sürücü'yle pazartesi günü görüşeceğiz. Ha, sözleşmesi feshedilir, edilmez. Federasyon ne ceza verir, onları konuşacağız. Ama öyle kulüp olarak feshetsin. Parası neyse biz veririz. Sen Büyükçekmece Debecik Spor'un camiası, yani o kulüpten fazla zengin değilsin. Paran varsa futbolculara hani git ver yani. Ben onu kabul etmiyorum. Yani biz cami olarak kabul ediyoruz. O lafı bir gelen geri almasını, özür dilemesi lazım. Arif Sürücü top toplayıcı bile olmamalı diyor Arif Başkan. Alper Sürücü, pardon. Şimdi Albert Sürücü'nün Lisansı iptal edilmeli diyor. top toplayıcı olması ne Arif Başkan'a ne Temel Başkan'a bunları söylemek düşmez. Alper Sürücü profesyonel bir futbolcudur. Özgeçmişine baktıkları zaman Alper Sürücü'nün nasıl bir futbolcu olduğunu herkes bilir. Ama bir maça bağlanmamalı. Yani bir maçta o hareketi niye yaptı, psikolojik sorun mu? Yani tabii bunları konuşmadan bir şey desek bana yakışmaz. Ama benim futbolcum, ben her zaman futbolcuma sahip çıkarım. Ha, gerektiği yerde de cezasını da veririm. Yani Top o toplayıcı kramponları ol. biliyoruz başkanım. O kramponların ne yazık ki çok sert çivilerle oluştuğunu biliyoruz. Çiviler var altında. Hani Evet. normal tekmeyi yakıştıramayız. O kramponlarla tekmeyi hiç yakıştıramayız. Hele yerde yatan birisine tekmeyi ultra yakıştıramayız. Ben onun için söylüyorum Şimdi başkanım. o pozisyona, şimdi bizdeki pozisyon, şimdi tabii ki bak, şimdi Albert Sürücü'nün o kramponlu böyle atlaması, vurması, onu tavsiye etmiyorum. Ama arkadaşına 10-15 kişi baskı yaptığı zaman, o sarı yelekli olan futbolcu koşarak oradan geliyor. Oraya doğru şey yapıyor, mücadeleye doğru gidiyor. Ona kasti olarak mı, niye yaptı? Üzüldük. Olmaması gereken bir olay. Ama olmuş. Şimdi bir insan bir hata yapar. O hatasından o adamı sonsuza kadar cezalandırmamak lazım. İlk önce bir kendisinden görüşüp tekrar bunu biz basınla da paylaşacağız. Yani belki de Alper, belki de o çocuğu aramıştır. Ben şimdi bilemem. Yani bu futbolcular birbirleriyle zaten görüşüyorlar işte. Yani bu yıllarımızı Evet. verdik. Kimlerle çalıştı, kimlerle. Yani şimdi futbolcu kardeşlerimiz, yani hiçbirinin arkasından konuşmak istemiyorum. Yani maç esnasında gibi o hadiseden dolayı öyle oluyor ki adamın ayağı kırılıyor. Söz onu kapatıyor. Ama Evet. Albert Sürümcü'nün yapmış olduğu bu olay, biz camiamız olarak da kabul etmiyoruz. Bak o futbolcudan yani Alper Sürücü'nün o vurmuş olduğu oyuncudan ben özür diliyorum. Bak o çocuktan özür diliyorum. 19 yaşında bir çocuk.
O da formasının hakkını veriyor, ekmeğini ondan kazanıyor. Biz o çocuğu da yani benim futbolcum yaptı diye o çocuğu da yani o yaptı veya bu yaptı dememek lazım. O çocuktan mesela o da ekmeğinin beşinde o çocuk. Daha pırıl pırıl gençlerimiz yani. Biz gençlere önem vermemiz lazım. Katılıyorum bak şimdi Adil Başkan'ın bazı cümleleriyle katılıyorum. Pırıl pırıl genç çocuklar mücadele ediyorlar. Ekmeğinin beşinde. Ama öyle bir olayda da o çocuğu Allah göstermesin bir sakatlık edilseydi şu anda durumu iyi. Biz takip ediyoruz. Ama olmaması gerekirdi. Yani Alper Sürücü eğer aramamışsa pazartesi günü gelecek eğer aramamışsa ben arattıracağım. O futbolcuyu arattıracağım. Bir özür dilesin. Ama o gün orada özür dilemek olmaz. Olmazdı. Başkanım anladım. Hani Alper'e bir ceza verecek misiniz peki? Hani savunmasını aldıktan sonra. Ya şimdi Alper'e ya, TFF bir ceza verecek zaten. O belli de siz bir ceza verecek misiniz? Ya, tabii ki biz de bir ceza vereceğiz. Ama genelde prim cezası falan oluyor başkanım bunda. Ya biz prim cezası değil de ki yani şimdi Alper'in ilk önce onu niye yani o hareketi niye yaptı? İlk kere onu bir kere verecek ki biz ona göre ceza vermemiz lazım. Yani onu bir açıklaması lazım. Ya sen bir profesyonel futbolcusun. Sen ekmeğini bu profesyonel olduğun için para kazanıyorsun. E sen şimdi orada o hareketi yaptın. Hem bizim kulübe zararı, yani Büyükçekmece Tepecik Spor'a. Belki de 8-10 maç ceza alacak. Belki de sözünü kapatacak. E bizde de Alper Sürücü'nün sözleşmesi bitiyor. Ona göre biz kulüp olarak yönetim kurulu olarak bir karar alıp cezamı veririz. Sözleşmesini fesme ederiz. Şimdi şu anda konuşmak erken. Ama çocuğun da bir fikrini almam lazım. Ona göre karar vereceğiz zaten. En kısa zamanda vereceğiz tabii. Ama gereken cezayı zaten federasyon verecek. Şimdi düşün ki bir profesyonel federasyondan gelen ceza bir futbolcuya 8 maç, 5 maç, 10 maç geldiği zaman o futbolcu sezonu kapatmış oluyor. Ekmeğini çalıyoruz. Ama bir hada ekmeğin gidiyor. Ona zaten büyük ceza veriliyor zaten. Yani bizim vermemize gerek yok. Federasyon veriyor zaten. Sana 5 maç, 6 maç oynamayan bir oyuncu ekmeğin gitti, ekmeğin. Şimdi başkanım öncelikle ben ne Darıca'yı savunuyorum ne Büyükçekmece Tepecik Spor'u savunuyorum. Ben ortadayım yani altta Darıcalılar beni Tepecik'te, Tepecikliler de Darıcalı ilan etti. Onlara yok, böyle tesiplerimi iletiyorum. Sen doğrusun ortadasın şimdi, sen. Başkanım TFDK'ya sevkler var. Çok sayıda iki kulüpten de. Siz savunma yaptınız mı? Yani bak şimdi buradan söylüyorum. Ben kesinlikle bak şimdi hiçbir savunma vermeyeceğim. Bak ben bile tedbirli sevk edildim. Biz yani benim kalecim hiç yani kalecime paskıya buluyor. Kalecim olayın içinde yok. Yani onu da oraya kalecimi de koydular. İşte Alper'i biliyorsunuz. Alper savunma vermeyeceğim. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'na hiçbir cevap yazılı olarak bir savunma vermeyeceğim. Ne hak ettiyse ben de hak mağribiyeti alacağım. Onlar da ne ceza alacaksa herkes alacak ki bunun önüne geçelim. Yoksa bir savunma versek ne olur, vermesek ne olur? Olmaması gereken. Federasyon neye saygı duyuyorsa verecek. Maddeler var. O maddelere göre cezalarımızı alacağız. Başkanım ben bir duyuru yapayım. Arkadaşlar sorusu olan yazsın. Hani biz de soru sormak istiyoruz diyorsunuz ama soru yazmıyorsunuz. Siz yazın ben dile getireyim yani. Hani taraftarlar tam durumu anlamamışlar başkanım. Sanki ben çıkacağım da onlar böyle yayına girip soru sormak istiyorlarmış gibi bir şey şimdi, var. Bak şimdi ben Darıca taraftarlarını seviyorum. Onlar evet. Da beni çok seviyorlar. Biz onlar beni çok iyi tanıyorlar. Bizim camialarla bizim işimiz yok. Ya bunu bak üstüne basa basa söylüyorum. Tarıca Gençler Birliği Spor Kulübü ile Büyükçekmece Tepecik Spor camialar, iki camia, iki taraftarları diyelim bizim taraftarlarla Tarıca taraftarları arasında hiçbir şey yok. Eğer inşallah şu korona şeyinden kurtarırsa, türbinler seyircili olursa, yani emniyet TESAKİ yazı verin, ben yazı vermeyeceğim, taraftarlar gelsin.
Emniyet pek sormuyor geçti. Başkanım, haberiniz olsun. Yani emniyet kararı alıyor, valilikten geçiyor yani. Ama yani ben de az çok biliyorum. Yok yok, biliyor. Hüsumet varsa yani iki kulüp arasında, mesela dün akşam başkan orada ne söyledi? İşte Bayrampaşa ile Tarıcı arasında bir hüsumet var. Evet. O olabilir. Ama bizim Tarıcı alan böyle bir şeyimiz yok. Ya emniyet risk gördüğü zaman valilikten karar çıkar. Tabii ona saygı duyarız. Onda bizim şeyimiz yok. O farklı. Gözlemci raporuyla ilgili bilginiz var mı başkanım? Var var. Gözlemci yazdı zaten. Bütün her şeyi yazdı. Ben onları da okudum. Yani yazdıkları doğru. Ben sadece gözlemciye şunu söyledim. Yan evet. Yanaydı orada. O protokolda hakem taçı verdi ya Tarıcı'ya, kullan diye. Evet. Dedim bak dedim hocam dedim, görüyor musun? Gözümüzün önünde dörtüncü hakem orada, orta hakem orada. Taç futbolcu bize verecekken taçı, bak o pozisyon güzeli, maçın atmosferi ne güzel gidiyordu. Ne oldu? Bir pozisyondan dolayı şu anda Tarıcı Büyükçekmece arasında böyle bir olaylar var diye. Bak kim çıkarttı bunu? Kim Anladım. Çıkarttı? Hakemden başladı yani. Arif Başkan'a da siz hakem demişsiniz galiba. O da hani tekmeyi hakem atmadı şeklinde. Bizim tepkimiz, bakın bizim camia olarak bizim tepkimiz hakemeydi. Ben mesela protokolda da hakeme tepkim vardı. Benim yedek kulübemde de hocalarım olsun, onların da tepkisi hakeme. Hocam emeğimizin karşılığı, emeğimiz, bir insanın emeğini, bu bir haftadan beri bu takım hazırlanıyor. Açısından tut, malzemecisinden tut, futbolcu kardeşlerim, teknik ekip, hepsi bir emek için mücadele ediyor. Ya kardeşim dikkat et ya. Açık açık. Yani açık açık. Ha şimdi buradan şimdi Arif Başkan diyor ya şey. O zaman profesyonel futbolcusun. Taçı senden çıktı. Hakem diyor ya sen kullan. Hocam taç benden çıktı. Tepeci kullanması lazım. Niye söylemiyor? Profesyonel futbolcusun. Anladım. Ya öyle yani, yani bizim hakem örnekleri var. Süper Lig'de, birinci Lig'de evet, örnekleri var. Evet, evet. Ben şimdi bizim tepkimiz Tarıcı yani hocalarla, bizim futbolcularla şeyimiz yok. Bizim tepkimiz hakemeydi. Bizim bir kere o yedek soyunma odalarının oraya girmemiz bile yanlış. E bu olayları fişeklendiği için hem Arif Başkan oraya geldi, biz oraya geldik. Ne oldu? O bize bir şey söylüyor, biz ona bir şey söylüyoruz. Olay büyüdü, büyüdü, büyüdü. Belki de hiç o kapıları açmasaydılar, belki de biz oraya giremeyecektik. Arif Başkan da oraya gelmeseydi bu olaylar bu kadar büyümeyecekti. Arif Başkan bu işin takipçisi olacağız diye ısrarla vurguladı başkanım. Ya, emniyet anlamında. Ya takipçisi olabilir yani. Biz yani yani takipçisi olsun yani. Biz olmasın mı diyoruz. Biz de takipçisi. Siz takipçisi misiniz? Biz de takipçisi olacağız. Niye olmayalım? Ama yani ben karakolda değil mahkemede bitecek gibi maç başkanım. Yani niye mahkemede, yani kim gibi vurdu, kim gibi öldürdü, bu futbol unutuldu hocam gitti. Ama şey başkanım, darp raporları alınmış ya, haliyle otomatikman mahkemeye sevk ediliyor. E tamam, darp bizim futbolcular da aldı rapor. Siz de aldınız darp raporları. Evet, evet. Yani adalet karar verecek, hukuk karar ya verecek o zaman. Ya adalet karar verecek de yani buna bir, yani buna ne gerek, neyi takip edeceğiz? Yani ben ortada darp raporları varsa, herkes de birbirinden şikayetçiyse hakime kalıyor iş. Yani bazı oyuncular ceza alacak demek ki. Bazıları beraat alacak, bazıları farklı cezalar alacak. Ya şimdi soruya gidiyor. Ya şimdi onların hep bütün şeyi Alper Sürüç Yılan ilgili raporları. Ben onları da biliyorum. Yani Alper Sürüç'ü yani o çocuğa da o kadar yüklemenin anlamı yok yani. Tabii bir yanlış yaptı. Ama onu konuşmadan ben şimdi desem ki doğru yaptı veya yanlış yaptı, ben diyemiyorum. Ben kulüp olarak çok üzüntülüyüm. Bak o camiadan da o olaydan dolayı özür diliyorum. Yani o Alper Sürücü'nün o hareketinden dolayı ben özür diliyorum camia adıma. Ama
Bakacağız. O konuyu daha ilerleyen günlerde o takipçisi olsun. Biz de olacağız. Sorun değil yani. Başkanım, hukuk sisteminde mahkemeden önce zaten bir uzlaştırma süreci oluyor. Uzlaşma diye bir şey var. Orada bir tatlıya bağlanma durumu olabilir belki. Ya şimdi federasyon bir cezaları versin de ondan sonra biz Evet. Arif Başkan'dan o çocukları bir araya getiririz. Bu uzlaşırız yani. Bu kadar bir şey, bunu bu kadar büyütmenin de bir anlamı yok yani. Telefonda görüştünüz mü Arif Başkan'la maçtan sonra veya yayından sonra? Arif Başkan telefonlarımıza çıkmadı. Onun için yani biraz da küskünüm ona yani. Yani ne oldu da telefona çıkmıyorsun? Yani orada bize mesela bize dediler ki yani yukarıdan bize dediler ki yani bu kadar tamam bu olaylar olmuş. Yani şikayetçi olmayın birbirimizden. Yazık günah yani şimdi. O camiye da büyük camiye, burası da büyük camiye. Biz onun için şikayetçi olmak istemedik. Yani ne oldu? Biz saat 3'te maç bitti, 5'te evde olacakken saat 10'da olduk. Fark eden bir şey olmuyor yani. Sadece ne oldu? Yani ne oldu Başkanım, yani? stadyumda böyle görevliler dışında taraftar var mıydı? Video çok kalabalık ya, o yüzden bu sorular çok geliyor. Ya biz Futbolcular oraya vardı, teknik heyet vardı, yöneticiler vardı. Bunların dışında olmaması gerekenler var mıydı sahada? sahada kimler vardı mesela? Bizim yani bizde zaten biz kaç kişi gittik oraya? 20 kişiydik zaten. Topu 20 kişiyiz yani başka kimse yok. Ama sağ olsun yani başkanın o bir dünya adam vardı orada. Bir dünya özel güvenlik firması var. Ne kadar özel güvenlik varsa orada. Ondan sonra basın çok vardı orada. Bir dünya basın vardı orada. Yani orada basın da vardı yani. Emniyet Neden vardı. videoyu da basın çekmiş diye Darıca Evet. basın çekmiş. Yani şey de var mesela emniyet de çok vardı orada. Ama dışarıdan öyle kimse yok. Yani yöneticiler ve kulüp başkanlarından başka harici kimse yoktu yani. Taraftar yoktu. Peki maçın Yok taraf. hakemiyle ilgili bir takipte bulunacak mısınız? Yani Ya TFF'de şimdi görüşecek misiniz? ben de bir pazartesi günü bir hakemle ilgili bir görüşme yapacağım. Yani yazık yani bak şimdi emeğimizin hakkını ben her zaman diyorum. Ha hakemler de yanlış yapabilir. Yani körmemezlikten gelebilir. Şimdi ben sadece bu pozisyonu hakeme bağlamıyorum. Yani orada şimdi bağlasam diyor. Şimdi eğer o pozisyon direkt gidip gol olsaydı o zaman hakeme bağlayabilirdim. Ama ne oldu? Benim kalecim o pozisyonu kurtarıyor. Kornere gidiyor. O zaman hakemden çıktı olay. Ama Başkanım, yok. ben bir soru ile şeyim. Halime 55 Muhammed'in o kullanıcı ismi, onun önemli bir iddiası var. Bir gazeteci bir çalışanınıza vurmuş galiba. Bununla ilgili bir bilginiz var mı? Hem de kime vurmuş? Benim yardımcı hocam Kocaelili Doğan hocama vurdu. Böyle bir şey var mı? Şikayet ettiniz mi gazeteciyi? Yani adam Şikayetçi ettim. Darıca Gençler Birliği görevlisi de değil, yani gazeteci, basın muhabiri. Neydi ismi? Orhan mıydı ismi? Neydi ismi? Ben İsmini bilmiyorum. tanımıyorum. Ben şimdi duydum zaten Halime 55 Muhammed isimli. Bizim Doğan Hoca'ya, bizim hocamız, yardımcı hocamız da Kocaeli'ydi. Mami diye birisiymiş. Evet. Ona Şey, vurdu. soru O yazan. da şikayetçi oldu. O da şikayetçi oldu. Ya senin ne işin var? Pasın, sen benim hocamla ne işin var? Yani o pozisyonlara niye giriyorsun? Yani o da Anladım. bir enteresan bir şey yani. Valla eklemek istediğiniz bu konuyla ilgili, normal kulübün seriyle ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Bu konuyla ilgili konuşmadığımız bir şey varsa anlatın başkanım, Ya bilelim. şimdi bizim Tarıca Gençler Birliği futbolcusu ekibiyle şimdi mesela Ender Hoca'yı ben tanıyan bir kişiyim. Yani tamam 90 dakika hocam emeği var. Emeğin için mücadelesini ver. Benim sadece anlamadığım şu. Biz Brodokol'dayız. Maç bitti. Bak maç bitiyor. Neden benim kalecimin üzerine hem kale arkasından top toplayıcılar yedek kulübesindeki oradaki bütün millet bizim kalecinin üzerine yüklendiler de bu olayları yani ateşlediler. Ben ona akıl erdiremedim. Başkanım, pandemiden dolayı top toplayıcılar U19 takımının oyuncuları oluyor. Haberiniz olsun. Biliyorum, Sizde de biliyorum, biliyorum, öyledir. biliyorum, biliyorum. Aynen doğru. Yani zaten olay ondan sonra ateşlendi yani. Oradaki o pozisyon benim kalecim ya bir tane kalecinin üzerine 12-13 tane o pozisyonları size attılar zaten. Var sizde Evet. onları. Paylaştık biz de, evet. Ondan dolayı bu olay oldu. Neden acaba? Yani şimdi Arif Başkan da dün akşam diyor ki al 3 puanı da ver tebeceye. Ya öyle bir şey var mı ya? Herkesin emeği var ya emeği var emeği.
Maç berabere de bitebilir, yeniliriz, yeneriz. O farklı bir şey. O farklı. Sen tepeciye al da 3 puanı erkeğe var. Öyle bir şey yok. Herkes emeğinin mücadelesini veriyor, emeğinin. Ben ona kızıyorum. Benim teknik ekibim de emeğimi çalmasın kimse. Bak hakemler yanlış yapabilir, doğrudur. Ama biz hep her şeyi hakeme yüklemeyeceğiz. Bizim orada tepkimiz hakeme. Ben gene söyledim. Pazartesi günü de söyleyeceğim. Yani hakem mi, yani illa hakemin üzerine değil de ya biraz daha dikkat etmelerini istiyoruz yani. Ya şimdi pal ligleri oynanmıyor. Yani gelen hakemimiz pal liginden gelmiş daha 6. profesyonel 3. ligde maç yönetiyor. Ama 4. hakem ne işe yarıyor 4. hakem? Senin gözünün önünde futbolcudan taş çıkıyor da sen niye orta hakemi uyandırmıyorsun ki hocam? Orta hakem kararsız kalıyor. 4. hakeme bakıyor. 1-2 saniye sonra veriyor kararı. Videodan öyle gözüküyor. Doğrudur. Doğrudur. TFF yani PFDK'ya güveniyor musunuz? Yani beklediğiniz cezalar çıkmazsa tahkime başvuracak mısınız? Ya, yok yok. Zaten gelen şeylerde maddeleri belli. Hangi futbolcu kaç maç ceza alacak? Biz mesela yöneticiyiz. Bizim kaç maç hak mağlubiyeti 30 gün mü alacağız, 15 gün mü alacağız, 40 gün mü alacağız veya şey. Bunlar belli. Maddelerden belli yani. Evet. Onun için yani hiç yani tahkime gitmeye bile gerekmez yani. Yani başkanım, ben konuyu kapatalım tamam. İstersen çünkü 38 dakika bu konuyu konuştuk. Yeter. Şey yapalım, normal artık kulübün işleyişine geçelim. Tepecik evet, sporun evet. Hedeflerine geçelim. Şimdi büyük cezalarda geldikten sonra takıma takviye yapmak da gerekecek. Eksik futbolcularla devam edeceksiniz bir süre. Transfer olacak mı? Hedefler neler? Biraz kulübü anlatır mısınız? Ya şimdi Büyükçekmece Tepecik Spor'un her zaman hedefi uzun yıllardan beri bu camianın içinde olduğum için yani 20 seneden beri kulübün başkanlığını yapıyoruz. Yani bu 3. senemiz yani ikincilikten düşeli 3. senemiz. Yani tabii ki transfer sezonu geldi. Transferler yapacağız. Mecburuz yapacağız. Eğer hedefi yani hedef varsa transfer de olması lazım. Ha, mevcut şu anda kadromuz yeterli mi? Tabii ki yeterli. Ya yani bu çocuklar bu mücadeleyi verdi aldı. Ama transfer yapacağız yani. Biz Büyükçekmece Tepecik Spor olarak her zaman artık 1. Nazilli Fethiye gidiyor. Biz de herhalde playoff'u kovalayacağız. Favori öyle Kütahya gözüküyor. Mı hocam? Başkanım? Favori ama, Kütahya bu ligde. Ya Kütahya da var. Evet Kütahya da var. Ama 3 puanlı sistemle her şey değişiyor. Ama biz kaybettik yani. Biraz da bizim sistemimiz şöyleydi. Biz eğer Tarıcay'ı yenip de 24 yapsaydık yukarıya doğru yani 1.'ye doğru hedef yapacaktık. Ama futbol bu. Oynanmadan hiçbir şey diyemeyiz. Camiamız her zaman transfer de yapacağız. İşi sıkı tutacağız. Bu pandemi sürecinde biliyorsunuz artık ertelenme olmayacak. Yani evet. Onun için hükmen mağlup olacaksınız. Hükmen mağlup olacaksın. Onun için biraz kadroyu güçlendirmemiz lazım. Hazır hale getirmemiz lazım. Bu teknik ekibin işi. Biz gereken takviyeleri yaptıktan sonra biz kulübün işleyişiyle uğraşacağız. İnşallah sezon sonu iyi bir yerde Büyükçekmece Tepecik Spor olacak diye düşünüyorum. Başkanım hangi mevkilere takviye yapacaksın? Şimdi taraftarlar da merak ediyor bunları. Taraftarlar soruyor. Bizim iki seneden beri bizim kanatlarda biraz sıkıntımız var. Sağ ve sol kanatlarda şeyimiz var. İşte bu Alper'in durumu ne olacak? Yine Alper'e döndük. Stoper kendisi. Eğer böyle uzun vadeli bir ceza alırsa stoper bir ihtiyacımız olacak. Yani genelde kanatlara belki bir forvet de olabilirse o da olabilir yani. Görüştüğümüz oyuncular var. Yani fazla da yapmayacağız. Yani 4-5 tane bir transfer yapacağız. Başkanım şimdi ligin ilk iki sırasındaki takımlar 4 mağlubiyet almış. Siz de 4 mağlubiyet almışsınız. Yani sizin burada sanki böyle berabere bitirmeniz gereken maçları kaybetmişsiniz gibi bir algı var. İşte maç 90 dakikada bitse şu anda bizim 32 puanımız vardı. 90 dakikada bitse. Biz zaten bütün maçları hep galip iken 90 artı 6, 90 artı 5, 90 artı 7. Böyle
12 puanımız yani 10 puanımız gitti. Deplasmanda pek maç kazanamamışsınız. Kazanamıyoruz evet. Deplasmanda kazanamıyoruz doğru. Tesis de anlamında nasıl bir kulüpsünüz başkanım? Darıca'yı çok beğenmişsiniz de siz de durumlarınız. Darıca'ya ilk defa ben Darıca tesislerine gittim. Yani gerçekten yani güzel, muhteşem, pırıl pırıl. Aynı bizim tesisler gibi. Biraz ben titizim. Bizim de Tepecik Şenol Güneş tesislerimiz yani stadımız olduğu yer. Yani gerçekten derdemiz her türlü. Yani inşallah bir fırsat buldunuz da bir davet edeyim sizi de bir gelin görün bir çekim yapın. Yani gerçekten Tarıca'yı da beğendim. İnşallah iyi yerlerde olur. Ama o tesisi oraya kazandıran kimlerse, emeği kimlerin varsa, mesela eski başkanlardan Halil Başkan vardı. Halil Başkan'ı tanırsın herhalde. Bilmiyorum. Soyadını bilmem lazım. Akbaşoğlu, Halil Akbaşoğlu. 11 sene orada kulüp başkanlığı yaptı o başkanımız. Anladım. Yani onun da orada çok emeği var. Ondan da telefonla görüşmüştüm. Yani bizler de devam ettik. Mesela bizim Tepecik Şenol Güneş Stadı'nın da 1994'ten beri bir tesisti. Ama tabii biz belediye başkanımız olsun Doktor Hasan Akgün ve bizler emeğiyle bizim de çok güzel bir tesisimiz, stadımız var. Yani iyi yani tesis anlamında sıkıntımız yok yani pırıl pırıl. Başkana sorum. Hasan Fedai'nin sorusu. 2002 doğumlu Elit B Akademi grubunda oynamış oğlumu başkan bir baksa lisansını sıkıntı yok. Enver hocamız görsün. Türk futboluna kazandıralım. Önümüzdeki pazartesi geleyim diyor. Başkanım bir taraftarımız oğlumuz kulübünüze denemeye getirmek istiyor. Israrla sormam için baskı yaptı valla. Ya şimdi inan ki bu pandemiden dolayı bu elit gelişimlikleri oynanmıyor ya. İnan ki evet. Yani çok üzülüyorum. Bizim de şimdi 2002'li, 2001'li, işte O17, O19'da bir dünya genç ve yetenekli oyuncularımız var. Bizim şu anda 7-8 tane böyle altyapıdan oyuncumuz var yani şu anda A takımda hazırlıyoruz onları ama kadrolar kalabalık yani şimdi tabii ki o çocukları da görmemiz lazım. Şimdi nasıl görelim? Ama ancak bunları sezon başı bunları görebiliriz yani sezonun hazırlık şeyinde görebiliriz. Çünkü ikinci yarı arada farkı yok yani. Şimdi evet. Şimdi 16 tane maç oynayacağız. Şimdi bir gün hocalara... Bir gün sonra maça çıkacaksınız. Evet, onun için inşallah yani gene de bir yani iletişim kurarsa yardımcı oluruz yani. Bir bakarız yani. Yani buradan da pazartesi ulaşırız. Tesislere geleyim demiş yani getireyim demiş. Evet, gelebilir, olur. Gelebilir. Tesislerimize başkanım, gelebilir. Trabzonlusunuz değil mi? Evet, Trabzonluyum. Evet, Trabzon. Trabzonspor ve Hekimoğlu FK ile aranız nasıl? Oradan oyuncu i̇yi. Alır mısınız? O iyi, iyi. Başkanım gerçekten onda büyük işler yapıyor. Onu da takip ediyoruz. Yani o da Tüzyurt'u işte satın aldı. Hekimoğlu yattı. Gerçekten inşallah yani geçen sene çıkamadı ama inşallah bu sene BDD birinciliği zorlar yani. Zorlar. Anladım. İyi de gidiyorlar. Playoff'tan i̇yi. Çıkacak gibi de gözüküyorlar. İnşallah. İnşallah. Toplam Karadeniz orada bir şeyler yapıyor. Gönlümüz onlardan yana. Gönlümüz onlardan yana. Başkanım hani sorum şuydu. Hekimoğlu'ndan kiralık oyuncu alır mısınız? 4-5 tane takviye yapacağız dediniz ya. Ya şimdi ben kiralık oyuncuya fazla sıcak bakmıyorum. Bonservis yani, verirlerse seve diyorsun. Yok şimdi yaşadım ben. Çünkü neden yaşadım? Mesela şu anda Beşiktaş'tan ben bu Sinan Gurumuş vardı. Sinan Gurumuş. Evet, evet. Şu anda Çorum'da oynuyor. Mesela ben onu Beşiktaş'tan kiralık aldım. O zaman ikinci ligdeydim. Evet. O sezon çocuk 16 gol attı. İyi de bir sezon geçirdi bende. İkinci sene kiralık alamadım onu. Ve o çocuk bende parlayan bir yıldız. Ben ondan para kazanamadım. Onun için ben kiralık oyuncuya sıcak bakmıyorum. Biz benim oyuncu... başkaları yedi diyorsunuz. Aynen öyle. Onun için bizim oyuncumuz olacak. Başkanım kulübün ekonomik durumu nasıl? Borcunuz var mı? Ya şimdi kulüp bizim kendi şahsı yani AŞ kulübü olduğu için tabi sıkıntılar var. Her kulüp gibi yani bizim de sıkıntılarımız var. Ama tabi bizim kendi malımız olduğu için bir iki gün sıkıntı çekiyoruz. Üçüncü günü çözüyoruz sıkıntıyı. Yani biliyorsun bu pandemiden dolayı federasyonda paralar biraz geç geldi. Yani ilk yarı bitti. Yeni gelmeye başladı. Ama oradan gelen para kulübü çeviriyor mu desen çevirmiyor.
Ama tabii ki takımımızı sahiplenmemiz lazım. Onun için mecbur. Sıkıntı yani maddi durumu var veya yok yani. Orta halli gidiyor. Yani biz öyle büyük paralarla beraber bu işi yürütmüyoruz. Yani belirli bir bütçemiz var. O bütçenin üzerine çıkmıyoruz zaten. Ama yeterli mi değil. Başkanım Murat İkiz, U17 teknik sorumlumuz. Onu da selam var bu arada. Peki Aleykümselam. bu akademi takımlarının ne zaman başlayacağıyla ilgili size bir bilgi verildi mi federasyon tarafından? Şu anda hiçbir bilgi verilmedi. Ben de böyle arada sırada arıyorum. İşte bu pandemiden dolayı daha henüz büyük ihtimalle de bu sezon oynanmayacak gibi düşünüyorum. Bu gelişim akademilikte oynanmayacak. Daha ballikliyle ilgili bir Mart'ta federasyon başlayacakmış başkanım. Benim aldığım duyum o. Ballıgın. Mart'tan mı başlayacağız? Ama benim Mart'ta. de aldığım şöyle tek devreli oynanacakmış. Evet. Mart'ta başlayacak. Mayıs sonunda bitecek. Tek devreli playoff'la bitirecekler yani. Olabilir. Onun için altyapılar Açıklama yok. Açıklama yok. Tamamen hani içeriden alınan kulis bilgisi. Yani resmi başka bir bu şey çıkarsa biz dönem. yalancı olmayalım. Yok külüs yani bilgiler doğru olabilir. Doğru yani ama oynanması lazım. Yani oynanması lazım. Bir kere palliglerin oynanması lazım. Evet, kesinlikle çünkü devam eden bir işleyiş var ya. Üçüncü lige takım çıkması gerekiyor, bazılarının düşmesi gerekiyor. Yine Ama belki böyle düşmeler iptal edilir. ya belki de hiç oynanmayabilir. Gene aynı yani aynı sisteme dönebilir. Üçüncülükte biliyorsun dört grup oldu ya dört takım Evet. düşecek ya. Yani belki de ballikleri oynanmayabilir. Bizden dört takımlar düşer. Gene aynı üç gruba düşebilir diye öyle de bir düşünce var yani. Başkanım böyle şahıs takım olunca da çok borçlanamıyorsunuz değil mi? Dernek statüsü gibi değil. Dernekte böyle Değil değil. biraz har sarı parmağı savunuyorlar. Ya Hani sizce şimdi arasındaki fark ne dernek statüsüyle AŞ'nin? şöyle eğer bizim kulüp dernek olarak devam etseydi belki de şu anda bizim 15-20 trilyon belki borcumuz olurdu. Ama 20 sene bak 20 sene diyoruz yani dile kolay. Evet. Bir kulübü yönetiyorsun. 2009'da aşı oldu bu kulüp. 2009'da. Şimdi toplasan yani toplasan 500 milyar borcun var veya yok. 500 milyar her zaman bulabilirsin. Ama 15 trilyon, 20 trilyonu, 10 trilyonu bulma şansın zor. Bu üçü bilmediğim için soruyorum. Üçüncülükte bir takımın bir yıllık geliri ne kadar oluyor başkanım? Üç aşağı beş yukarı. Ya Türkiye Futbol Federasyonu veya iddia gelirlerinden yani üçüncülük kulübün geliri 1.750 ile 2 arası. En fazla 2 milyon diyorsunuz yani. 2 milyon işte 1 trilyon 1,5 trilyonla biz koyuyoruz işte bütçemiz 3-3,5 trilyon arasında sezonlu gidiyor. Şöyle lige baktığımda da siz, uzak deplasmanlar var yani Ağrı deplasmanı var, Yozgat var, Tokat var, Ceyhan var. Yani uçak masrafları falan biraz zor oluyordur başkanım. Ya zor olur ama onları sağ olsun işte federasyonumuz karşılıyor işte. O federasyonun verdiği o paranın içinde zaten uçak biletleri ve konaklama paraları o şeyin Anladım. içinde. O bizi rahatlatıyor bizi yani. Borcu olan takımlar alamıyorlar başkanım işte onlara hep temliğe gidiyor. Borçlara Yok, kesiliyor. Sizde öyle bir durum yok. konaklamayı alabiliyor. Konaklamayı alabiliyor. Başkanım ben Eskişehirsporluyum. Eskişehirspor'un yok gelmiyor. Direkt borca kesiliyor. Konaklama paralarını ben alıyor biliyorum ya. Yok borca bizim banka borcuna kesiliyor temlikten dolayı. Bak Bir kuruş o. para alamıyor. Yani üst liglerde Ya durum bak daha vahim. şimdi düşün işte Eskişehirspor'u, Eskişehirlisin, Eskişehirspor'u görüyorsun ne durumda? 250 trilyon borcu var işte. Yani İşte, sizin 500 katınız. koskoca çınar ağacı gidiyor. Eskişehir yok olup gidecek. İşte kötü örnek. Bursaspor'un 400 milyon borcu var. Yani Gaziantepspor yok oldu gitti. Başka bir isimle oynuyorlar. Mersin'in Manyurdu yok. Ordu yok. Yani yılların kulüpleri hani sizin İyi. gençliğinize damgasını vurmuş kulüpler bugün piyasada yok. İşte iyi yönetilmedikleri için, dernek olduğu Evet. için adam futbolcu getiriyor, yaz. Ama yazdıktan sonra bunu ödenecek. Bırakıp gideceksin. Bırakıp Evet. gideceksin. 2 sene sonra gideceksin ama o borç orada. İşte Karabük. Karabükspor. Evet yok. Yani bir peynir faturaları kesmişler başkanım. Bütün şehir Ya. peynir yese bitmez o peynir yani. Ya Neler işte neler. Neler neler. bunlar üzücü işte. Bunlar gerçekten üzücü. Onun Başkanım için son sorum şu olsun. Sonra yayını bitirelim.
geç saat yani 11.30'a geliyor. Başkanım, Tepecik Spor'un uzun vadeli hedefi ne? Yani sizi görüyor muyuz bir Süper Lig'de, TFF 1. Lig'de? Şimdi Tepecik Spor'un gerçekten ben üzülüyorum. Ya şimdi Testek amaçlı ilçemizde tek profesyonel kulübüz, yani Büyükçekmece ilçesini temsil ediyoruz. Yani biraz 150 destek... bin nüfuslu bir ilçeyi temsil ediyorsunuz. Belediyeyle olan ilişkinizi sormayı unuttum, onu da soracağım. Ya belediye olan ilgimiz iyi ama tabii ki ya bu pandemiden dolayı belediyeden fazla bir destek alamıyoruz. Yani sıkıştığımız zaman da gidebileceğimiz yer kendi orası. İşte başkanımız, yani bizim canımız, şehrimiz. Her zaman yani öyle bir sıkıntı çekmedik, Allah'ımıza şükürler olsun. Çelçak yalan olur. Ama böyle sıkışsak gideceğimiz yer orası. Şimdi Büyükçekmece şanslı bir ilçe. Yani spor anlamında, yani evet, şu anda 22 bin kişilik Büyükçekmece Atatürk Spor Kompleksi var. Bizim hedefimiz şu 3 senede PTT birinciliğe çıkmak. Yani bu seneyi ben geçtim ama kovalayacağız. Yani play-off kovalayıp belki bir ikincilik yapabiliriz diye düşünüyorum. Ama Büyükçekmece Süper Lig değil de yani PTT birincilikte bir kulüp olması lazım. Yani temsil etmesi lazım. Yani çıkarsanız da bir Altın Ordu modeli mi takip edersiniz? Tabii. O anlamda Büyükçekmece için az önce siz dediniz, yani nüfusu büyük olan bir ilçe, spor sahaları olan bir ilçe. Yani bu arada belediye başkanı gerçekten yani her mahallesinde spor tesisi var. Yani Çelaliye'sinden tut, Kamil Obası'na tut, işte Mimar Sinan, Kumburgaz, Tepecik, yani bayağı o yönden şanslı, evet, bir ilçe. Bizim Tepecik Şenol Güneş Stadı, 22 bin kişilik Büyükçekmece Atatürk Spor Kompleksi, 3 tane saha yanında var. İşte biraz daha özverili olursak, yani oralara yukarıya çıkarsak, o zaman destek de çok gelir, yani bize destek gelir. Ama bu üçüncülük ve ikincilik, şimdi ben ikincilikte 7-8 sene ikincilikte oynadık. Yani oraları biliyoruz. Ama yukarısı, yani PTT birincilik, bizim yani gibi. Yayıncı kuruluş girdi mi işin rengi değişiyor başkanım. Aynen katılıyorum. Katılıyorum. Yayıncı kuruluş çok değiştiriyor işleri yani. Aynen, sizin aynen öyle. Gelirinizi böyle 5-6'ya katlıyor TFF birincilikte. Tabii. Şeye çıktın mı Süper Lig'e bir galibiyete o zaman 2 milyon TL falan oluyor. Ya şimdi konu konuyu açıyor. Mesela şimdi, evet, biz ikincilikteyken yani Karagümrük amatördeydi. Yani biz ikincilikteyken Karagümrük, evet, ikincilikteydi. Şey amatördeydi. Amatördeydi. Şimdi Karagümrük nerede? Biz neredeyiz? Mesela Alanya Spor. Evet. Mesela Alanya Spor'la biz, Közdebe, Ankara Gücü. Bunlarla biz, Erzurum Spor. Bunlarla biz ikincilikte mücadele ettik. Ankara Gücü. Yani Mehmet Başkan vardı, Mehmet Yiğider. Ya başkan, evet, diyor, bizim bu Tepeci'ye şansımız hiç tutmuyor. Hep yeniyordu bunları. Közdebe. Mesela satılmadan önce, Mehmet Sevil Başkan almadan önce İmamoğlu. Ali Ağar iken değil mi? Yok şey yani. Ha. Orijinal Göztepe, tamam. Onun için yani o başkan mesela, o da bize şansı tutmaydı. Biz neredeyiz, onlar nerede? Demek ki yani bir kulübün arkasında bir güç olması lazım. Destek olması lazım. Yani bizim de arkamızda yani camia olarak yani Büyükçekmece'de işte bunu biz şey yapamadık. Yansıtamadık. Başkanım, ama inşallah ilerleyen zaman geriye dönmeyeceğiz. Hedefimiz her zaman yukarı olacak. Başkanım yani, inşallah şampiyon olursunuz da bir de şampiyonluk programı yaparız. İnşallah. Allah razı olsun. Tamam. İnşallah onu da yaşayacağız. Çok yaşadık ama yaşayacağız. İnşallah başkanım. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Çok renkli ben bir insansınız. Ben de memnun oldum. Çok pozitif bir insansınız. Allah razı olsun. Şimdi Tarıca'dan başladık. Ya şey, biz Tarıca Spor, bizim kardeş, yani biz de Tarıca camiaları her zaman toz kalacak yani. Yani bunu buradan da, evet, söylüyorum. Yani Tarıca'da benim ayrıcalık yani oradaki bilhassa taraftarlarına, yani beni canı gönülden, onlar beni çok severler. Ben de onları çok seviyorum. Biz ya bizim taraftar olsun. Tarıca'nın taraftarı arasında bir sıkıntı yok, hüsumet yok. Ya futbol oynandı, bitti. Ya biz pazartesi, salı günü
Federasyon açıklamayı yapacak zaten bu Alper'le ilgili, bizimle ilgili, işte Tarıca'nın oyuncularla ilgili. İnşallah yani bir de şimdi Tarıca 2-3 tane oyuncusu herhalde baktım ben tedbirli olarak sevk edildi. Evet. Bir tane Yani, kırmızı karttan dolayı diğerleri de kavgaya karıştı için. inşallah fazla ceza almazlar. Biz, yani ben Sizin şimdi de güçlü bir Alper'in çok rakibiniz playoff yolunda. ya güçlü bir de transfer yasağı olan genç çocuklarla beraber mücadele ediyor. O çocukların emeğini çalınmasın yani. Şimdi bu olayı biz tasvip etmiyoruz yani. Çok üzüldüm. Yani bu Alper'le ilgili biz gereken şeyi görüşeceğiz zaten çocuktan da görüyor. O da çok üzüldü. Bak inan ki bak buradan bak sizin bu yayında söylüyorum. Hanımı ve 1,5 aylık bebeğinle beraber oradaydı. Bak 1,5 aylık bebeğinle beraber. Saat 9'a kadar emniyetin orada ifade tat Anladım. raporu aldı. Yani o hanımı olsun kendisi olsun çok üzüldü. O bile anlayamadı yani niye yaptım diye ama orada onun üstüne fazla şey yapmadım. Dedim oğlum bırak sen şimdi git tadilini yap. Pazartesi günü görüşürüz. O çocuk da çok üzüldü. Şimdi buradan Arif Başkan diyor ya Alper Sürücü, lisansını yırtsınlar bilmem ne. Bu olay olmuş kapamış ya. O da o ekmeğini ondan yiyor. O da üzülmüştür. Üzülmemiş midir? Üzülmüştür. Başkanım, Alanyalılar ve Altaylıların da selamları var altta. Onlarla da oynamak Onunla bak istiyorum. Alanya'yı unuttuk, Altay'ı unuttuk. Hepsine saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Çağmayalarına başarılar diliyorum hepsine. Teşekkür Bu ederiz yayına başkanım. bizi bu yayında olmaktan mutlu oldum. Size de başarılar diliyorum. Çok İyi teşekkür ederim. geceler diliyorum. İnşallah Başkanım, kısa zamanda görüşürüz. biz Anadolu'nun sesiyiz. Yani Tepecik Avrupa ilçesinde olsa da, ya yani Avrupa'da olsa da Anadolu takımı bizim yüzümüzde. Olsun. Anadolu ruhuyla mücadele ediyorsunuz en azından. Mücadelenize saygı duyuyorum. Allah razı olsun. Camiamız adına hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum başkanım. Çok Sağ teşekkür ederim. olun.